İtikat ibaresinin yerini inanç, ibadet ibaresi yine aynı şekilde devam ediyor. Burada en önemli ibare ahlak. Artık burada çıkan 633 sayılı kanunda diyor ki ahlaki işlerinde, ahlaki toplumun ahlaki düzeninde sağlanması da Diyanet İşleri Başkanlığı'na bırakılıyor. Yine aynı şekilde ibadet yerlerini yönetmek ibaresi aynen devam ediyor. Ve ek bir sorumluluk olarak toplumu aydınlatmak burada Diyanet'in görev ve sorumlulukları arasına ekleniyor. Burada Abdullah Hocam birazcık değindi o konuya tartışmalarda. Aslında burada gerçekten bir tartışma konusu. Şimdi burada sadece İslam'ı mı baz alacağız yoksa birden fazla dini mi baz alacağız? Şimdi aslında kuruluş amacı olarak baktığımız zaman Diyanet İşleri Başkanlığı, din işleri hani veya bir dine atfedilen bir başkanlık olarak şey yapılmıyor. Ama zamanla gelen artık tekamülden midir, başka sebeplerden ötürü müdür bilinmiyor. Yani ben en azından bilmiyorum. Belki Abdullah Hocam'ın tam metni yayınlandığında orada detaylı bilgi vardır. Sadece İslam dinine has bir kurulmuş gibi empoze ediliyor. Ve burada artık diğer bir değişiklik artık 1982 anayasasında yapılıyor. Normalde Diyanet İşleri Başkanlığı'na anayasada hiçbir zaman yer verilmiyor. İlk olarak 1982 anayasasında artık Diyanet İşleri Başkanlığı kurumsal bir anayasal bir gerçeklik kazanıyor. Burada Diyanet İşleri Başkanlığı ile ilgili anayasada genel idare içinde yer alan Diyanet İşleri Başkanlığı, bundan sonraki kısmının altını çiziyorum, laiklik ilkesi doğrultusunda bütün siyasi görüş ve düşüncelerin dışında kalarak ve milletçe dayanışma ve bütünleşmeye amaç edinerek özel kanunda gösterilen görevleri yerine getirir. Burada özel kanundan bahsettiği 1965'te yayınlanan 633 sayılı kanunda yayınlanan görevlerdir. Şimdi genel olarak Diyanet'in kuruluş amaçlarını, gerekçelerini, görev ve sorumluluklarının bir çizgisini çekmeye çalıştım. Bundan sonra biraz daha mantık boyutuna girerek retorik dediğimiz sanata geleceğim. Burada şöyle bir detay var. Şimdi genelde biz mantık dersleri alıyoruz ama süremiz çok yetmediği için mantığın en önemli kısmı olan beş sanat kısmına çok fazla gelemiyoruz. Retorik dediğimiz sanat da bu beş sanattan bir tanesi. Aslında mantıkta hani belki ders alan arkadaşlar hatırlayacaktır. Tasavvurat ve tasdikat diye iki kısma ayırıyoruz ve bu iki kısma da birer maksat veriyoruz. Tasavvurat bölümünün maksadı tanım, tasdikat bölümünün maksadı yani sonuç, amaç, asıl amaçlanan yer ise beş sanat. Buraya çok fazla dönemden vakit kalmadığı için çok fazla değinilmiyor ama bizim o öğrendiğimiz bütün mantık bilgisi şu beş kanat konusunu, ya bu biraz sonra da detaylarına ineceğim onların, bu beş konuyu anlamak üzerine. Şimdi retorik, yani Arapça, İslam mantık geleneğindeki ismiyle hitabet dediğimiz, Yunanca retorika'nın Arapça karşılığı olan hitabet, kısaca güzel söz söyleme sanatı olarak tanımlanabilir. Burada güzel söz sanatı dediğimiz, hani güzel birine güzel hoş seda vermek gibi bir şey değil. Burada otorite mantığı, aslında retoriğin diğer bir ismi de otorite bilgisidir. Yani bir otoritenin sunmuş olduğu bilgi anlamına gelir. Buradaki güzel söz dediğimiz şey aslında otoriteden, yani oradaki güzel atfı otoriteye gitmektedir. İslam filozoflarımızdan Farabi ise, bu arada Farabi'ye muallimi sani, yani ikinci muallim denir. Bunun sebeplerinden birisi de mantık geleneğini, mantık bilimini İslam geleneği uyarlamasından dolayıdır. Farabi ise retorik hakkında öncülleri makbulat ve maznunat, yani diğer bir ismiyle zanniyat türü bir bilgi içeriğine sahip olduğundan kesin, doğru ve geçerli bilgi veren, yakınniyet derecesinde olmayan kıyas olarak tanımlanabilir. Yine mantığın kuruncusu, muallimi evvel dediğimiz Aristoteles ise retorik hakkında şunu söylüyor. Belli bir durumda elde var olan inandırma yollarını kullanma yetisidir. Ve bu yeti başka sanatla elde edilemez. Şimdi şurada bir detaya değinmek istiyorum. Retorik dediğimiz şey iknaya dayanır. Yani muhatabımızı ikna etmek üzerine dayanır. Ya onun dışında başka bir görev ve sorumluluğu yoktur. Her ne olursa olsun karşıda muhatap aldığımız kişiyi ikna etmek durumunda olduğumuzu bir sınırını çizer. Retorikte iki öncü kullanılır. Şimdi burada öncüllerin iki ayrı var. Bir yakini olan öncüller, bir de yakini olmayan öncüller. Yakini olan öncüller dediğimiz bizi burhana, yani kesin bilgiye.
Burada şu ayrımı da dikkat edelim. Biraz sonra yine değineceğim. Kesin bilgi ve doğru bilgi dediğimiz şey birbirinden farklıdır. Şimdi biraz sonra bir üçgen gelecek. Orada geldiğimde buna tekrardan değineceğim. Burada yakini olmayan öncüllerden iki tanesi olan makbulat ve maznunat retoriğin öncüllerindendir. Makbulat dediğimiz doğruluğunu otoriteden alan önermelerdir. Diğer bir ifadeyle doğruluğunu içeriğinden değil, içeriğe bağlı olan otoriteden alan önermelerdir. Maznunat dediğimiz yani zanna dayanan önermeler ise zanna dayalı verilen hükümlerdir. Diğer bir ifadeyle bir şey hakkında birbiriyle çelişik olması mümkün olan iki hüküm vermektir. Hüküm doğru olabileceği gibi aynı zamanda yanlış da olabilir. İki farklı ihtimal barındırdığı için bilgi içerisinde zanniyatı biz kabul etmiyoruz. Çünkü hangi doğru mu veya yanlış mı anlamına geldiğini kestiremediğimiz için bu iki öncülü kabul edemiyoruz. Şimdi burada beş sanat dediğimiz yani toplam beş sanatın bir üçgen şeyi var. Bu üçgen özellikle aşağıdan yukarıya gitmesi buradaki beş sanatındaki bilgi geçerliliğini temsil ediyor. Burada en aşağıda bulunan safsata, bu arada bu isimler İslam geleneğinde kullanılan isimler. Bunların Aristo'daki isimleri farklı. Safsata dediğimiz bilgi geçerliliği en az olan. Burhan dediğimiz, yani şimdi burada birazcık değinmek istiyorum ben buraya. Burhan haricindeki dört bilginin geçerliliği tartışma konusudur. Yani orada kesin bir bilgiden bahsedemeyiz. Ha burada kesin bir bilgiden bahsedemeyeceğimiz bu dört sanatta şey olmadığı anlamına mı gelir? Doğru bir bilgi olmadığı anlamına mı gelir? Yok, illaki bir şiir içerisinde, bir cedel içerisinde, bir hitabet içerisinde bir doğru bilgi bulunabilir. Ama bu doğru bilginin kesinliğini kesin ve kesin olarak ifade edemeyiz. Hocam bunlar biraz daha teknik bilgi. O Diyanet'le mantık bağlantısını vaktimiz de daralıyor ya. Tamam. Onun için Geleceğim. oraya Orası çok geçelim mi? kısa ve öz hocam. Geleceğim Tamam. oraya. Geldim hocam. Şimdi hocam benim tez konumdan yapmış olduğum bir çalışma bu. Tez konumunda ben 2023 yılında yayınlanan 52 haftalık cuma hutbelerinin tamamını değerlendiriyorum. Şimdi burada dediğimiz gibi otoriteden alınan bir bilgiyi ben burada atıyorum hani mantık otoritesi olarak ben buraya çıktığımda benim size verdiğim her bilgi doğru bilgi olmayabilir. Ben size buradan bir şeyler sallayarak ya mantıki açıdan bu doğru deyip size o bilgiyi veriyor olmam bu benim otoritemin sağladığı bir kesinlik size getirmez. Şimdi burada bizim tez konumuzda danışman hocamla bağdaştırmak istediğimiz şey Diyanet'in her hafta cuma günü hutbeye çıktığında orada paylaştığı şeyler kesin bir bilgi midir? Veya bilgi açısından değerli olma konumu nedir? Şimdi burada bir gazete haberini örnek olarak verdim ben. Bu haber 12 Eylül tarihinde yayınlanmış. 1 Eylül'de çıkan bir şeyi bahsediyor. Kira anlaşmazlığında arabuluculuk dönemi. Bu yasa 1 Eylül tarihinde geliyor ve mevcut hukuk düzeni diyor ki artık kira anlaşmazlıklarını biz direkt mahkeme yoluyla çözmeyeceğiz. İlk olarak kira ve kiracı arabulucuya gidecekler. Orada çözemezlerse artık biz mahkemede çözeceğiz bu sorunu diyor. Şimdi bu sorun hani hepimiz burada ülkede yaşadığımız için biliyoruz ki bir 2 yıldır, bir 3 yıldır tüm ülkenin gündemini meşgul eden bir sorun. Şimdi Diyanet bu toplumu ilgilendiren hani ahlaki düzenlemeyi ilgilendiren bir konuya değinebilir miydi? Pek tabii değinebilirdi. Buna müdahil olabilirdi. Dini bir takım önerilerde bulunabilirdi. Fakat Diyanet bunu yapmıyor. Ta ki bu arabuluculuk düzeni geldikten sonra bu kirayla ilgili tartışmalar ortaya çıktıktan sonra yaklaşık 2 hafta sonra hutbede şöyle bir şeye yer verir. Mümin servet ve malının esiri olamaz. Rızkına kimsenin hakkını bulaştırmaz. Kendisinin ve ailesinin boğazından haram lokma geçiremez. Mümin daha fazla kazanç elde etmek için temel ihtiyaç maddelerini stoklayamaz. Arz talep dengesini bozarak bir malı diğerinden fazlaya satamaz. İnsanların bundan sonraki bizim ana konumuzu ilgilendiren kısım, insanların zorunlu ihtiyacı olan ev ve iş yerlerini boş bırakıp fiyatlarını yükseltemez. Merhametli bir ev sahibi kiracısının da bir aile geçindirdiğini unutmaz. İnsaflı bir kiracı da kasıtlı olarak ev sahibini mağdur edemez.
Şimdi bu hani benim burada eklediğim somut örneklerden bir tanesi. Dediğim gibi Diyanet bu toplumu ilgilendiren bir konuya, soruna değinmesi gereken bir vakitte değinmekten ziyade genel olarak hani hutbeleri Cuma'ya gittiğinizde can kulağıyla dinlersiniz. Genel olarak eğer siyasi olarak Twitter'da bir şey gündem olduysa Diyanet o hafta ya da ondan sonraki hafta hutbesinin konusunu o gündeme göre belirliyor. Yani gündeme göre belirleyemez mi? Belirler. Ama burada genelde belirlenen şeyler mevcut hükümetin vermiş olduğu kararlar neticesinde. Hani oradaki kararları bir nevi meşrulaştırma, otoritenin bilgisini sağlamlaştırma amaçlı yapılıyor. Son iki dakikamız hocam. Tamam, son toparlıyorum hocam. Buna bir son bir örnek kısaca vereceğim. Mesela deprem döneminde yayınlanan hutbelere, böyle bir 4-5 haftalık hutbelere baktığımızda genel olarak hutbelerin teması kader. Diyanet depremde ölen insanların kaderden dolayı öldüğünü bir şekilde anlatıyor. Fakat yani şunu, ya zihni sağlıklı bir insan burada şu soruyu soruyor otomatikmen. Ya Japonya'da da deprem oluyor. İşte dünyanın birçok yerinde deprem oluyor. Oralarda böyle binlerce insan ölmezken bizim Türkiye'de neden ölüyor? Ya bu kader sadece bu Türkiye'de, Orta Doğu coğrafyasında yaşayan insanlara mı mahsus bir kader sorusunu soruyor. Son olarak sözümü Mustafa Kemal'in bir sözüyle bitirmek istiyorum. Müslümanların toplumsal yaşamında hiç kimsenin özel bir sınıf halinde varlığını korumaya hakkı yoktur. Kendilerinde böyle bir hak görenler dini emirlere uygun harekette bulunmuş olmazlar. Bizde ruhbanlık yoktur. Hepimiz eşitiz ve dinimizin kurallarını eşit olarak öğrenmek zorundayız. Her birey dinini, din duygusunu, imanını öğrenmek için bir yere muhtaçtır. Orası da okuldur. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bu etkinlikte emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor. İyi akşamlar dilerim. Teşekkür ederiz. Sorusu olan var mı? Evet. Teşekkürler. Burak Hocam, ben buyurun. Teşekkür ederim. Son oturumun son cümlelerini ben birkaç cümleyle toplayayım. Çok canlı ve aktif bir oturum oldu aslında. Sabahtan beri şu zamana kadar bir sürü bilgi öğrendik. Bir sürü renkli, etkili bilgiler öğrendik ama şu oturumda, en son oturumumuzda biraz daha güncel meseleler, Diyanet ve din, Afganistan ve din, yine Diyanet ve hutbeler üzerinden konuştuk. Ben çok faydalandım. Bu oturumda başkan olduğum için de çok mutluyum. Arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Söyleyecek sözüm son olarak yok galiba. Herkese çok teşekkürler. Ayaklarınıza sağlık, gönüllerinize sağlık. İnşallah önümüzdeki senede hocam yine olur. Biz yine oluruz buralarda. Değerlendirme oturumu var son oturum olarak. Herkese iyi akşamlar. Var hocam. Onu vereceğim. Arkadaşlar, kısa sürecek, yani uzatmayacağız artık, yoruldunuz belki. Günün bir kısa değerlendirmesini yapacağız. Bunu tek başıma yapmayacağım tabii ki.
aramızda sunum yapanlardan, siz değerli öğrencilerden birkaç dakikalık kısa değerlendirme isteyeceğim. Kevser Ay hocamızı buraya davet ediyorum. Sunum yapmıştı. Şimdi bir de hoca olarak değerlendirmesini isteyeceğim bir iki dakika. Şule hocam siz de buyurun. Nesrin abla değerlendirme yapmak istersen buyur bir iki kelam et. Buyur kürsüde siz bir iki kelam değerlendirmesini, yani birkaç şey alabiliriz. Buyurun hocam. Evet, başka kimlerim vardı? Öğrenci arkadaşlar, sadece dinleyici, sunucu değil de onlardan değerlendirme yapmak isteyen bir iki kişi alabilirim. Muhammed. Gel. Dinlemedi mi? Evet, şöyle 2-3 dakikalık değerlendirmeler yapıp tamamlayacağız inşallah. Değerlendirmeye geçmeden önce şunu söyleyeyim öncelikle. Birçok kişinin emeği var. İrfan Okulu grubu hocalarımız var. Kevser hocamızın içinde olduğu. Birkaç yıldır bu tür çalışmaları yapıyoruz. Pandemi ve depremle birlikte bazı aksamalar oldu. Fakat sempozyumlar üçüncüsünü yaptık. Bunu artık gelenekselleştirmek istiyoruz. Yani her sene bunu yapmak istiyoruz. Planlamamız zaten öyleydi. Pandemi ve deprem ara verdik. Bu sunumda, bu sempozyumda sunum yapmayan arkadaşlar seneye inşallah onları da bekleriz. Bu tecrübeyi yaşamalarını isteriz. Burada evet, hocaların payı var, sunum yapan arkadaşların payı var. Onlara hasreten teşekkür ediyoruz ama sabah 8.30'dan beri burada koşturan arkadaşlarımız da var. Firdevs var, Ayşe var, Rukiye var, Aleyna var. Fotoğraf çeken arkadaşlarımız var. Onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. Şimdi kısa değerlendirmeler alacağız. Buyur Muhammed, önce senden başla. Şimdi işin aslı ben 4. sınıf öğrencisiyim. Ama birçok sunumu dinledim. Ki hocamın bahsettiği önceki yıllarda da ben izliyordum. Bir tanesinde ben de aynı şekilde görevliydim. Bu aslında çok büyük bir imkan bizler için, biz öğrenciler için. Hele daha lisans dönemindeyken bunları yapabiliyor olmak mükemmel bir şey. Bunun için zaten hocalarımıza her gelen giden teşekkür ediyor. Ben de bir teşekkür etmiş olayım. Öteki taraftan ben hocam yetiştirecektim. Fatih Hoca ilk söylediğinde tamam kesin katılacağım dedim ama katılamadım, nasip olmadı. Çünkü ayarlayamadım sunumumu. Herkese nasip olmuyor yani. Olmuyor. İnşallah seneye buradayken lisans üstünde hocalarım gibi sunum yaparım. Öteki taraf, yani başka yapabileceğim bir değerlendirme yok. Gayet güzeldi ama katılım azdı. Ben önceki yıllara göre katılım bayağı düşük buldum. Öğrenci arkadaşlar neredeydi bilmiyorum. Yani evet. Genel olarak böyleydi ama sunumlar mükemmeldi. Özellikle az önce Burak arkadaşımızın yaptığı sunum çok iyiydi. Ve Abdullah hocamızın. Bir de ondan önce Neslihan hocamızın. Bunlar mükemmeldi. Duyduk en azından, dinlememiş evet. Olsam da. Tamam. Teşekkürler. Biz de teşekkür ediyoruz. Şimdi evet, önce hocalarıma ben söz hakkı vereyim. Buyur. Ders veya burası. Evet, şimdi normalde arkadaşlar uluslararası sempozyumlara da gitseniz, sempozyumlarda en fazla bulacağınız genelde oturumlardaki katılım sayısı böyle olur. Özel olarak hani okullarda öğrenciye davet edilmemişse katılımlar az olur. O alana ilgi duyan, o oturumdaki başlıkları dinlemek isteyenler gelir, katılırlar. Katılanlar istifade ederler. Bunun ikinci aşaması metinlerin yazıya dökülmesi. Yine o metinlerden de isteyen istediği başlığı alıp değerlendirebilir, istifade edebilir diye düşünüyoruz. Biz de önümüzdeki, geçen seneki sempozyumları kitaplaştırdık. Bunu da bu sene içerisinde kitaplaştırıp yayınlayacağız inşallah. Sunum sunan, tebliğ sunan arkadaşlarımızın metinleri kitapta bir bölüm olarak yayınlanmış olacak. İsteyenler yine oradan daha detaylı bir şekilde inşallah okuma şansı olacak. Buyurun Neslihan. Bite. Ona süre vereceğim ben size metinler oluşturmak için zaten. Çünkü buradaki sunumda gelen metinler son hali olsun istemiyoruz. Biraz ders final dönemlerinde olduğu için Temmuz'a kadar bir süre vereceğiz. Temmuz ayı içerisinde metinleri toplayıp hakemlere göndereceğiz.
hakemlerden geldikten sonra size tekrar bir düzeltme imkanı vereceğiz. Ağustos, Eylül ayı içerisinde de basın matbaa işlerini tamamlamış olacağız inşallah. Önceki sene olduğu gibi. Kevser Hocam buyurun, sizden bir değerlendirme alalım. Ben özel teşekkür etmek istiyorum. Muhammed arkadaşımızın da dediği gibi katılım evet düşüktü. Bu buradaki dinleyicilerin belki diğer arkadaşlardan farklı bir özelliğini oluşturuyor diye kendimize dinleyiciler olarak pay çıkarabiliriz. Onun dışında hocam bu 15 dakikalık sunumu yapanlar açısından ben çok lisans döneminde özellikle kıymetli buluyorum. Çünkü bir metin oluşturmanın ve o metni sunmanın ne kadar aslında zor ve kıymetli emek ürünü olduğunu bizzat tecrübe etmiş oluyoruz. Bu sayede de hocalarımızın yaptığı işin ne kadar önemli ve ne diyelim emek gerektiren bir durum olduğunu böylelikle tecrübe etmiş oluyoruz bizzat. Bu bence önemli hocam. Lisans döneminde güzel, yani anlaşılması gereken bir durum. Yazmak kolay değil, sunmak da hiç kolay değil. Ama bugün bunu arkadaşlarımız çok güzel yaptı hocam. Her biri ayrı, kendi üslubunca bize bu konularını aktardılar. Teşekkürler. Evet, biz de Kevser hocamıza teşekkür ediyoruz hem tebliğ hem değerlendirmesi için. Şule hocam da yoğun ders programı içerisinde tebliğ hazırladı ve sundu. Ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Kevser hocam da soru bırakmadı ama ben de aynı konudan bahsetmek istiyorum aslında. Gerçekten burada tezlerini sundular. Aylarca, yıllarca çalışılıp emek verilmiş bir ürünü 15 dakikaya sığdırmaya çalıştılar. Sabahtan beri hani burada dinleyebildikleriniz, ben hani önceki oturumları dinleyemedim. Yani burada bir farkındalık oluşturmak farklı konularda amaç. Ben kendim de öyle detayına giremedim, birçok şeyi atlamak zorunda kaldım. Ama ya böyle bir konu var. İşte siz de bilin, meraklısında bir ilgi uyandırmak. Biraz da belki bu 15 dakikayı sığdırmanın amacı bu. Ama ben öğrenci arkadaşlarım, yani bana nasip olmadı. Ben hatta geçen haftadan öğrencilerimle de konuşuyorum. Diyorum ki ben bu yaşa geldim, üniversite hocasıyım, daha ilk kez tecrübe edeceğim. Siz gerçekten çok şanslısınız. Lisanstayken böyle bir tecrübeyi yaşamanız gerçekten kendinizi takdir edin bence. O yüzden tüm oturumlarda sunum yapan öğrencilerimizi ben tebrik ediyorum, takdir ediyorum. Hepsinin başarılarının devamı gelsin inşallah. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, biz de Şule hocamıza hem sunumu hem değerlendirmesini teşekkür ediyoruz. Şimdi İshak hocam geldi. Artık kaçma şansı yok. İshak hocam da Eylül-Ekim gibi bir sempozyum organize ediyor şu anda. Tevhid-i Tedrisat'ın 100. yılıyla ilgili. Ben ondan buraya gelip bizim sempozyumumuzu da öncelikle bir kısa değerlendirmesini istiyorum. Buyurun hocam. İster kürsüde ister oradan. Evet. Herkese merhabalar arkadaşlar. 3. sempozyumun da sonuna gelmiş olduk. Kapanış oturumu, değerlendirme oturumu. Başta emeği geçen bütün hocalarımıza ve programa katkı sağlayan bütün arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Tabii şöyle bir şey var. Yani bu tür programlar böyle bir anda bir günde oluyor bitiyor gibi görünüyor ama bu işin hazırlık süreci gerçekten büyük emek istiyor. Bu programın hazırlanmasında gerçekten çok yakından belki benim bir müdahalem olmasa da süreç içerisinde hazırlık çalışmaları, programın belirlenmesinden metinlerin olgunlaştırılması
öğrencilerin programa hazırlanması aşamasına varana kadar gerçekten çok büyük emekler verildi. Burada tabii başta Fatih Hocam'ın bu konudaki çabasını ayrıca tebrik etmek gerekiyor hocam. Elinize, emeğinize sağlık. Tabii buradaki yine programda konuşan arkadaşlarımız da böyle bir çıktılar, 15-20 dakikada konuştular ama muhtemelen buraya çıkmak için kendilerini herhalde ikna etmek başta, sonrasında hazırlanmak, metin hazırlamak, onun provasını yapmak, buraya gelmek, hazırladığı metni 15-20 dakikalık bir süre içerisinde sıkıştırmak, bunların hepsi gerçekten oldukça emek istiyor. Arkadaşlarımızla bu anlamda verdikleri emeklerden dolayı tebrik ediyoruz. Bu gerçekten çok önemli bir deneyim. Birçok akademik hayata atılacak belki birçok insan, özellikle lisans düzeyindeki öğrencilerimiz açısından bunu söylüyorum. Bu deneyimi çok daha ilerleyen yaşlarda deneyimliyorlar. Şurada hocam da buna işaret etti. Benim mesela üniversiteyi bitirdikten sonraki ikinci yılımda bir araştırma görevlisi alımı sınavına ben başvurmuştum. Ben ikinci sıradaydım. Birinci sırada kazanan arkadaşım benden artı olarak üzerine koyduğu şeyler şunlardı. Ben de bir eğitim için yurt dışında kalmıştım. Arap ülkesinde o arkadaşımız da kalmıştı. Ama haricen o arkadaşımız birkaç tane farklı sempozyumda bildiri sunmuştu. Bu ona çok büyük bir artı katmıştı. O açıdan bunun size katacağı şeylerin bilmiyorum farkında mısınız ama bu ileride karşınıza geldiğinde iyi ki yapmışım diyeceğiniz bir şey olacak. Tabii programımız önceki yıl daha ziyade lisans öğrencisine yönelikti. Bu yıl entegre bir programa dönüştü. Seneye hocam lisans bildirileri daha da artırılması, kontenjanın artırılması yönünde inşallah bir yol izlenir. İki güne çıkartmamız gerekebilir o zaman. İki güne, gerekirse iki güne, yani konaklamayı belki, yani konaklama zorunda kalmayacak şekilde iki gün belki. İshak hocam diğer üniversite ölürse, öğrencilerine de açalım diye teklifte bulunmuştu. Bu sene sadece evet, bize daha geniş açtık, kapsamlı. Şimdi malumunuz bu tür programlar kişiler arasındaki etkileşimi artırıyor. Başka üniversitelerdeki arkadaşlarınız da geldiğinde, hele aynı alanda ilgi duyduğunuz arkadaşlarınızla tanışmak, konuşmak, imkanlardan bilgi sahibi olmak, bu gerçekten önemli bir katkı sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, yani genel olarak bir benim söyleyeceğim hususlar bunlar. Önümüzdeki sene bu programlar gün geçtikçe daha gelişerek devam ediyor. İnşallah çok daha geniş katılımlı, geniş kapsamlı bir programa evrilir, dönüşür. Sizlerin de katkılarıyla çok daha başarılı bir program ortaya çıkar diye ümit ediyorum. Hepinize tekrardan teşekkür ediyorum ve Fatih Hocam'a ve ekibine de yine programdaki emeklerinden dolayı tekrardan teşekkür ediyorum. Evet, bizler de İshak Hocam'a bu güzel değerlendirmelerinden, temennilerinden ötürü teşekkür ediyoruz. Evet arkadaşlar, İrfan Oku'nun 3. sempozyumunun sonuna geldik. Dediğim gibi bunu gelenekselleştirmek istiyoruz. Taleplerde bunu ulusal bir boyuta taşımak gibi talepler de var. Önümüzdeki sene tabii bizim üniversitemize, fakültemize belli bir kota koyarak, eğer bunu yapacaksak yine 2 günse 1 günü belki yine bizim öğrencilerimiz olacak. 1 günü farklı üniversiteler olacak. Ama bizim önceliğimiz bizim üniversite öğrencimizin, fakülte öğrencimizin kendisini geliştirmesi, yayın yapması, sempozyumlarda tebliğ sunması, ki hocamın işaretlediği nokta önemli. Bugün doçentlik almak istiyorsanız dahi size şunu soruyor, tebliğin var mı? Şart koşuyor bunu yani. Kitap bölümün var mı? Yayınlanmış mı? Bu tür yayınlar zaten bize artı puan olarak dönüyor. Yani araştırma görevliliğinde, doktor öğretim üyesi atamasında, doçentlikte, profesörlükte, bunların hepsinde bu tür faaliyetleri bizden istiyorlar. Sizler ilk adımı atmış oldunuz. Bir tebliğ, bunun yanında bir kitapta bölüm yayınlanmış olacak. Hocamın dediği gibi sınava girdiğinizde işte benim bir yayınım var diyebileceksiniz. Bu açıdan da önemli diye düşünüyorum. Önümüzdeki yıl yeni yüzleri göreceğiz. Bu sene, geçen sene sunum yapan arkadaşlardan yine başvurmak isteyenler oldu ama dahil etmedik.
Yani bu tadı alınca tekrar sunmak istiyorlar. Yeni yüzler olsun, yeni arkadaşlar olsun istedik. Güzel de oldu. Sunumlar gayet güzeldi. Bilgilendirici, etkili, güzel sunumlar oldu. Biz bunların artarak devam edeceğine inanıyoruz. Samimi gayretlerle inşallah güzel çalışmalar ortaya çıkar diye düşünüyoruz. Evet, ben emeği geçen herkese teşekkür ettikten sonra son olarak bir fotoğraf almak için sunum yapan bütün arkadaşları, hocalarımızı buraya davet ediyorum. Bir toplu fotoğraf alalım burada. Sonrasında bitirelim. Hepinize teşekkür ederim arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Problem değil. Yok.